Evet, Merhaba, biz de herkesten ilk her şeyden defayız önce vallahi. herkese merhaba. Biz de ilk defa, ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum ama dur bakalım becerebilecek miyiz? Her şeyin ilki var tabii ama Aynen. hallederiz. Ben sana biraz moral veririm. Bir baksana benim çerçeveme. Evet, tişörtümüzü giymişsin. Bak bak bak, hatırlıyorum, sahneye de çıkmıştın. Sahnede İlk kez. giymiştim. Evet, sahnede de giymiştin onu. Çok güzel. Evet. Biz bu programa başlamaya karar verdiğimiz zaman aklımıza ilk gelen isimlerden biri Cahit Berkay'dı doğal olarak. Ve biz Cahit abiyle ne zaman tanıştık? Tam 10 sene olmuş Cahit abi. Midem fuarına katılmıştık Mehmet Dede ile beraber. Ve o fuarda ben görmedim seni. Herhalde bizim esen masasına uğradığımızda sen orada değildin galiba. Ama dönüşte havaalanında bir baktık sen bir şeyde oturmuşsun bir kafede bir şeyler içiyorsun. Mehmet'e dedim, aa dedim bak Cahit Berkay burada, gel dedim tanışalım, ben çok severim falan. Geldik Mehmet'le, kendimizi tanıştırdık sana, işte biz dedik böyle böyle oradaydık işte, hatta oturduk bir bira içtik hep beraber. Sonra aynı uçağa bindik, biz de İstanbul'a gidiyorduk oradan. Ve sen beni Taksim'e bırakmıştın oteli, oradan da senin evin yakın diye tabii şeye gitmiştin, evine gitmiştin. Onun üstünden tam 10 sene geçmiş. Sonra çok beraber olduk tabii ama Drom'da da konserler yaptık birlikte. Bu arada abi siz ne yapıyorsunuz? Eve kapadılar sizi. Ne oluyor şimdi? Ya Yani dışarıda çıkamıyorsunuz. Benim bir baksana şey her var şeyde bir galiba da terasın biraz daha rahatsın diğerlerine göre. Bir anlatsana ne oluyor? Neler yapıyorsun? Serdar öncelikle beni çoğu insan görmedim sakalla bir şey yapmak lazım dedik. Önce yaptığım şey de sakal bırakmak oldu. Öyle bir sakal bıraktım. Geçici olarak korona bitince Ne tabii o oldu sayesinde? sakalları keseceğim. Alışmaya çalışıyorum kendi bu yeni yüzüme her şeyden önce. Güzel güzel, benim hoşuma gitti valla. Şaka bir yana gerçekten o şeyde Nice Havaalanı'nda tanıştık senle. Evet, Nisa Değil mi? var. Nice Havaalanı'nda. İstanbul Sonra soracağım. aynı uçakta beraber geldik. İyi ki o zaman tanıştık. O günden bugüne güzel bir arkadaşlığımız var. İnşallah şu korona günleri biterse tekrar görüşürüz, Evet. buluşuruz. Sahnede yine olsun inşallah. Şimdi ne yapıyorsun dediğin zaman tabii ki çok ciddi bir olay. Bu 65 yaş üstünü Türkiye'de resmen tabii ki biz gönüllü olarak yani yasaklamasalar da kendimi kapatacaktım ama biraz zor atlatılması bir şeymiş meğer. Yani çünkü tam 2 aydır evdeyim ben. Ki benim gibi binlerce, belki de Evet. milyonlarca insan var. Geçecek. Nasıl geçiyor? Yemek yapmasını öğrendim Serdar. Evde yemek yapıyorum. Evet. Ondan sonra bu etrafı biraz sterilize etmek için çamaşır suyu nasıl kullanılır ve paspas nasıl yapılır? Onu öğrendik. Ne yemekler yapıyorsun abi? Ya komik bir Mesela şey dün ne anlatayım yaptın? sana. Dün ne Ya yaptın? böyle makarna, salata tarzı şeyler onlar kolay. Zaten evvelden de biliyordum Yemek da. değil de tabii başka şeylerden bahsediyorsun değil mi? Ya Özenli. yok işte bir ilk yemek yapayım dedim. Ben ıspanağı çok severim. Aa. Bir ıspanak yapayım dedim. İşte hem internetten tarif aldım hem İşte ablamdan aldım, benim kız arkadaşım var, Özlem'den aldım, kızımdan aldım falan. Her şey çok doğru yapmaya başladık. Fakat şimdi şey de diyorlar, bütün malzemeleri işte sırasıyla koyduktan sonra ocağın altında kısacaksın diyorlar. Ocağın altında kıstık fakat ben en büyük boy ocakta yaptığım için ne kadar kıssan bu ateş fazla gelmiş. İşte yemek işte diyor ki 25 ila 30 dakika içinde pişer. Abi 25. dakikada bir kokular gelmeye başladı. Yanık kokusu. O ıspanak kavrulmuş tencerenin dibi kapkara böyle. Böyle bir maceram oldu. Tabii bir daha yapmadık hatayı da. Işte, ne bileyim işte bunlar hiç, ben 40 yıl düşünsem evde ıspanak yapmaya kalkmazdım yani. Kalkacağımı düşünmezdim. Doğru Onu da söylüyorsun. yaptık.
Ben de hiç barbekü yapmayı falan sevmem. Hayatımda yapmadığım kadar barbekü yaptım eve kapandığımız bir dönem. Gerçi biz artık Değil çıkmıyoruz dışarı da mi? sıkıldık. Burada bir de yasak yok oradaki gibi. Hani dikkat ediyoruz yine ama daha hala dışarıdayız yani. Şey değiliz öyle çok kapalı değiliz. Ya ben Evet, şimdi herhalde şeyden de bahsedeyim biraz yarışmadan. 20 tane soru soracağız Moğollarla ilgili. Bakalım kim ne biliyor Moğollar hakkında. Sorular yok kolay değil aslında zor sorular. Ben de baktım şöyle sorulara da hakikaten zor hazırlamışsın Şahit abi. İnşallah bakalım göreceğiz şimdi ne kadar kim ne bilecek. Kolay olmasın ya. Bu arada yalnız tabii sorulara nasıl bağlanacağınızı, programın nasıl çalıştığını bize Ahmet Tosun açıklayacak. Bütün teknik Ahmet'in üstünde. Şimdi bir Ahmet'e soralım, bir açıklasın bakalım nasıl olacak yarışma. Ahmet hazır mısın? Evet, Ahmet de burada. Selamlar, merhaba. Elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Cahit Bey'le beraber bu ilk yarışmayı yapmak bizim açımızdan çok sevindirici. Çok teşekkür ediyoruz kendisine katıldığı için. Şimdi ben kısaca sizinle aynı zamanda yarışma esnasında göreceğimiz lider tablomuzu da paylaşacağım. Burada bir link görüyorsunuz. trivia.poltio.com diye. Bunu lütfen cep telefonlarınızdan ya da internete bağlı herhangi bir yayını izlemediğiniz cihazdan girebilirseniz size bir kod soracak. 2064 gireceksiniz. Sonra da isminizi soracak. Siz isminizi girdikçe sizi bu tabloda görmeye başlayacağız. Hatta şu an ben anlatırken ilk Güney kayıt yaptı da onu da görmüş olduk. Yayın esnasında Serdar Bey ve Cahit Bey soruları sizlerle paylaşacaklar. Burada önemli olan doğru cevap vermek ama ne kadar hızlı doğru cevap verdiğinizin de önemi var. Verdiğiniz cevabın hızına göre ekstra da puan kazanacaksınız. Bakalım, umuyorum birlikte keyifli vakit geçireceğiz. Dediğim gibi hem doğru cevap vermek önemli hem hızlı doğru cevap vermek önemli. Bu ekranda da hep birlikte hem soruları hem de kimlerin en iyi performans sergileyen insanları göreceğiz. Trivia.poltio.com ve 2064 ile kayıt olabilirsiniz. Bu esnada isterseniz 14 kişi zaten kaydoldu. Geri kalanın da kaydolmaya vakti olması için Serdar abi rica etmişti. Evet, Moğolların son konserinden buradaki bir parça izleyelim. O sırada siz hepiniz kaydolun. Bir Tabii. 2 dakika vakit geçirelim. Paylaşıyorum. Evet, umuyorum yeterli zaman olmuştur herkes için. Ben bu sırada ekranı geri paylaşayım herkesin kodu tekrar görebilmesi için. O sırada bilmiyorum Cahit Bey bu konserle Serdar Bey ilgili bir şeyler paylaşmak isterler mi? Evet, tamam. İlk soruyu o zaman ben okuyayım. O arada sen de ekrana düşür. Moğollar ilk konserini nerede, ne zaman vermiştir?
mı süremiz? Evet. Son 200 tane. Evet, bakalım kimler birinci soruyu. Ha, bilen var. Hadi bakalım. Evet. Zor bir soruydu bence bu. Tarih falan. 1967 şaka gibi. Ben 5 yaşındaymışım Cahit abi. Kimlerle kalmıştınız o konseri hatırlıyor musun? Ben de hatırlıyorum tabii. Hatta o konseri Kadıköy'de Opera Sineması. Konseri organize eden de Arda Uskan'dı rahmetli. Çok iyi arkadaşımızdı. Ama onu genç yaşta kaybettik maalesef. Eğer yanılmıyorsam şeydi, iki grup Durul Gence 5 ile beraber vermiştik o konseri. Ki Durul Gence de o zaman Türkiye'nin en önemli gruplarından bir tanesiydi. Ama gerçekten bir tarih. Buradan Durul Gence'ye de, Durul abiye de selam, sevgiler olsun. Evet, onda. Ankara'da yaşıyor. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Moğolların 1970 yılında yayınlanan ve listelerde bir numara alan ilk ve aynı zamanda tek şarkısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Eastern Love. Artık çok. Evet. 1968 döneminin ilk şarkısı. Peki. O zaman üçüncü şarkıya geçelim. Burada tabii ki o albümdeki bugün maalesef 2 sene oldu kaybedeli Aziz Azmet'i de anmış evet. Olalım. Evet. Onu sevgi saygıyla anıyoruz. Yani, evet. Üçüncü sorumuz, Moğolların 1971 yılında Fransa'da aldığı en yenilikçi müzisyenlere verilen akademik... Yok, bir önceki. Bir önceki soru. Bir önceki soru. 1970 yılında. Yolluyorum. Yok, onu yaptık. İlk 45'likten sonraki sorumuz, senin liste bir soru yerde. Yolluyorum ben telefona, ekranda göreceksiniz. Moğolların 70 yılında yayınlanan listelerde bir numaralı olan ilk ve aynı zamanda tek şarkısını yaptık. Şimdi geldi o soru, onu yapmamıştık. Onu yapmadık mı? Onu yapmamıştık. Şimdi onu yolladık. Yani yok. Yaptık, şimdi eşi yaptık. Pardon. Evet. Şimdi yolladık bakalım. Bir sonraki soruyla ilgili de tüyo vermiş olduk. Evet. Evet, doğru. Bizim listede bir yanlışlık oldu da ben hata yaptım. Evet. Evet. Daha da çocukmuş. Şimdi doğru soruya geçiyorum o zaman. Moğolların 71 yılında Fransa'da aldığı en yenilikçi müziklere verilen akademik, tabii bilemiyorum şeyini tam Fransızca nasıl söyleniyor ama İngilizcesi akademik... Şalkro. Plak ödülünü Moğollardan bir yıl önce ve bir yıl sonra kimler almıştır? Çok önemli müzisyenler aynı ödül almış. Bunu aşağı yukarı herkes bilmiş. Ya evet. Bayağı bilen var. Jimi Hendrix ve Pink Floyd. Evet. 71 yılında. Bak bunu ben de bilmiyorum Cahit abi. Hiç bahsetmemişsin bana bunu. Ya o dönem ya gerçekten... Anlatmıştın da bunu hiç bahsetmemiştin. Ne bileyim işte o şeyi biraz böbürlenme gibi yani oluyor diye çok konuşmuyorduk ama artık mütevazile de gerek yok deyip yaşadığımız şeyleri daha rahat paylaşıyoruz. Paylaşmamız da gerekiyor bunlar çünkü... öyle bir fasafiso bir şey değil. Gerçekten
Türk rock müziği camiası da önemli bir yeri var. Yani bir Anadolu pop ki bugün artık şey oldu yani bir ekol oldu. O çizgide müzik üreten çok genç grup var. Bunun faydasını şu şekilde şey yapıyorum. Yani şimdi bize o ödülü niye verdiler? Çünkü biz özgün bir müzik yapmıştık. Yani yeryüzünde o tarz müzik yapan bir başka grup yoktu. Yani o yüzden yenilikçi, akademik bir karakter taşıyan bir çalışmaydı o. Ve dolayısıyla çok önemli işte. Jimi Hendrix de çıktı. İkinci bir Jimi Hendrix. Ondan sonra da olmadı gerçi ama o gitarı, o soundla, o speedle ve de ne bileyim söyleyiş tarzı ilkti yani Pink Floyd yani hep diye bir tren müziğe yenilikçi bir yani yeni bir yorum tarayan yorumlayan isimler yani o iki ismin arasında Moğolların da geçmiş olması bizim için çok gurur verici. Devam ediyoruz herhalde. Evet. Şimdi dördüncü soruda bir şarkı dinleyeceğiz. Yine Moğollardan bir parça dinleyeceğiz. O parçanın adını bileceğiz. Evet, bu dinlediğimiz parça hangisiydi? Evet, bir şey yapmalı. Güzel bir parça. Evet. Bakıyorum kimler katılmış. Acaba kimler Türkiye'den katılıyor, kimler Amerika'dan katılıyor? Şöyle bir el kaldırarak baksak mı? Ahmet sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Tabii hatta yayına da bağlayabiliriz birini istersen. Yayında bir el kaldırma aşağıda ikonu var. Oradan bir şey paylaşmak isteyen. Türkiye'dekiler el kaldırıyor galiba. Türkiye'dekiler el kaldırsın bakalım. Kaç kişi katıldı? Neredeyse yarı yarıya bir... Yarı yarıya Türkiye'den. Ben de bakıyorum kim var tanıdık. Aslında bir tane önemli bir isim var burada tanıdık ya. Bir onunla sohbet etsek bize biraz bilgi verse New York'la ilgili. Sine Akten var. Doktor Sine Akten bizim sevgili arkadaşımız. Burada da böyle en ön planda şeyle koronayla savaşıyor. Bütün hastaneleri biliyor. Ben de bir korona geçirdim. Beni telefonla tedavi etti bundan bir ay önce. Sine neredesin? Heh, çıktı. Aa, bağladık yayına. Nasıl vaziyetimiz Sine? Nasıl gidiyor? Sesin gelmiyor Sine, müttesin. Ses açalım. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar Cahit Bey, merhabalar. Hepinize. Nasıl gidiyor? Evet, nasıl gitmiyor? Gidiyor, hangisini söylemek lazım diye bakalım. Biraz düzeliyoruz çünkü. Evet, yakın zamana kadar yatışlar azaldı, yeni hasta sayısı azaldı, ölümler azaldı. Çünkü evde kalmalar ve evde kalmaya devam etmeye uyumlu olan halk tarafından bu başarılı bir sonuç oluyor. İşte fakat hani hep konuşuyoruz nasıl açılacağız, nasıl normalleşeceğiz durumunda. Daha geçen hafta sonu iki üç gün üst üste fazla dışarı çıkmaya da hani kurallara birazcık rehavetle uymaya başlayınca yeni olgularda sayı olarak arttık doğal olarak da. Hani birazcık böyle şeyiz. Endişeli bir şekilde bu normalleşme sürecini nasıl atlatacağız? Testleri nasıl yaygınlaştıracağız? O testleri nasıl yorumlayacağız? O testler aslında normalde gerçekten bizi güdebilecek mi? Daha bir uygun bir normalleşme safhına götürebilecek mi? Onun da şüphesi içindeyiz. Doğal olarak da elimizdeki verilere göre şu an için sakiniz. New York ve New York State olarak ya da genel olarak bakarsak Amerika Birleşik Devletleri olarak farklı eyaletlerde farklı pikler yapsak da ölüm sayısı 1500 ila 2000 arasına düştü ki ben hep söylüyorum ya Serdar abi hani eskiden bir uçak düşerdi
ve herkes ağlardı bütün dünyada. Şimdi her gün 3 ya da 5 uçak düşüyor ve bir kanıksama geldi dünyaya. Ben ona çok üzülüyorum. Doğru söylüyorsun. Çok çok güzel doğru söylediniz. Bir de böyle şey, yani burada Türkiye'de de düştü. Gerçi rakamlarla ilgili biraz şaibeler var ama ne olursa olsun bugün Türkiye'deki ölüm sayısı tam bilmiyorum ama 50 civarı, 50'nin altında diye görüyorum. Tabii bu sevindirici bir şey nokta geldiğimiz anlamda. Umarım daha da güzel olur. Umarım yani, daha da yeni bir şey alışacağız de... artık. Hep onu söylüyorum ben. Yeni bir dünya düzenine. Elleri yıkamaya falan alışacağız yani. Eskiden el yıkamanın ne kadar ne kadar elden bir şey olduğunu falan, hani hep söyleriz ya, ellerimizle adam öldürürüz. Hep böyle bütün hastanelerde vardır. Demek ki kimse el yıkamıyormuş. Bunu öğrendik mesela ilk 3 hafta 4 hafta içinde. İkinci mesela hiç insanlar birbirlerine çok yakın duruyorlarmış. Onu fark ettik. Sosyal diyaloglarda mesafeler önemliymiş aslında. Tabii. Bakarsın. Ya o berberde bir şey vardır. Klasik bir şey. Özellikle erkek berberlerinde işte tıraş olursun, senin yüzüne bir kolonya şey yapar, sürer berber. Mesela. İşte ne bileyim, o limon kolonyasına biraz böyle şey ya olmasa falan gibi bir havaların içine girmiştik. Ben iki gün limon kolonyası aradım burada. Market, bize bir şey diyoruz hani, hep deriz ya Allah'ın sıkıntısı yok. Ne yaparsın? Ya, ama inşallah düzgün bir döneme geliriz. Cahit Bey, çok ben sizin hayranınızdım. Yani hani bunu sizle görüşüyor olmak, sizle konuşuyor olmanın benim üzerimdeki etkisini hani doktor olarak bu konumun dışında söylemek isterim. Siz bir değersiniz. Türkiye'nin ve dünyanın önemli değerlerindensiniz. Uzun ömürler diliyorum. Çok dikkatli olmanızı istiyorum. Hepimize. Özellikle. Evet. Cahit abi devam ediyoruz. Süper. Yarışmaya devam edelim o zaman. Ekranı tekrar açıyorum. Sonrasında şu anda 5'te 5 yapan tek yarışmacımız var. Mehmet Atilla Güler. Onu da ilerleyen sorularda bağlayabiliriz tekrar yayına. Bu arada tekrar sorulara dönerken tekrar cihazlarınızı açık hale getirirseniz soru ekranına. Bir sonraki soruyu okuyalım isterseniz. Evet. Bir sonraki sorumuz şu. Moğollar aşağıdaki isimlerden hangisiyle birlikte 45'lik kayıt etmemiş? Hadi bakalım, bunu bilebilecek misiniz? Vallahi bunu herkesin bilmiş olması lazım. Vah, bilmiş, evet. Evet, güzel. Ki biz Ajda ile de çalıştık bu arada. Bayağı uzunca süre beraber iki kere turne yaptık zamanında. Ama plak yapmadık. Ama kayıt yapmadık, doğrudur. Evet. Evet, bundan sonraki soruya geçiyorum. Le Mans dergisi kampanyasına kayıtsız kalmayan Moğollar 31 Mayıs 93 Cemal Reşit Bey'de muhteşem bir konserle geri dönerler. Bu konserde Moğollara katılan ve 27 yıldır grupta klavye çalan müzisyen kimdir? Bundan sonra da hep o grupta devam etmiştir. Değil mi? Aynen. Evet. New York'a da gelmiştir. Bunu da bildi herkes galiba. Evet. Evet. Çoğunluk bildi. Serhat'ı. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sony firması 2007 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 3'ün dünya premieri için çektiği This Is Living reklam filminde Moğolların hangi şarkısını kullanmıştır? Bak, bunu bilmiyordum ya. Sen de bana hiçbir şey söylemedin. Garip çoban. Ha. Nasıl oldu bu olay abi? Valla bu şeyden geldi. Bu yabancı bir işte bu şeyi, bu kampanyayı yürüten kişiler herhalde internetten buldular şeyi, o parçayı. Editörler girdi devreye. Yani bizim bir sunuşumuz falan olmadı. Bize de sürpriz oldu.
Yayınlamadan önce mi ulaştılar, yayınladıktan sonra mı? Önce. Ha, önce ulaştık. Bazen daha önce. Sonra haberleri olmuyor falan, öyle olaylar oluyor. Yok, zaten yani bunlar büyük şey, ciddi firmalar. Bu konu bu yani telif konusu. Eğer sen yani eskaza izin almadan yapmış olsalar, bizim talep edeceğimiz para milyon dolarlar seviyesine falan çıkabilir. Evet. Yani böyle bir şeyi var. O yüzden bu tarz çalışmalarda izinler önceden alınıyor. Anladım. Bir de doğrusu da o zaten. Evet, sorularımızın yarısına geldik olmaz değil mi? 8. sorudayız. 8 mi 9 mu? Şimdi 9'u alacağız. Evet, 9. soruyu soracağız. Evet, 9. soruyu soruyorum şimdi. Moğolların kurucularından diye başlayalım. Moğolların kurucularından akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 23 Nisan 2010 tarihinde kaybettiğimiz efsane davulcunun adı. Bakalım. Bunu herkes bilecektir bence. Evet. Evet, almost. Herkes neredeyse bildi. Çok güzel. İyi gidiyor yarışmalar. Ben bayağı soruları zor zannediyordum ama biliyorlarmış. Bayağı. Yo, gençler yani biraz takip, sıkı takip edenler bilirler. Bağlayalım mı? En önde giden yarışmacımızı evet, bağlayalım mı? Evet, konuşmak evet, ister yapalım. Misiniz? En önde giden yarışmacıyı bir tanıyalım ya. Mehmet Atilla Güler. Bir davet ediyorum kendisini şimdi yayına. Türkiye'den mi katılıyor acaba? Cahit Bey'le sohbet etmekten de herhalde mutlu olacaktır sizinle de. Şimdi talep yolladık. Geliyor kendisi yayına. Hem mikrofonunu ayarlıyor. Hem de göreceğiz herhalde. Duyuyor musunuz Atilla Bey bizi? Duyuyorum, siz beni duyabiliyor musunuz? Biraz derin, uzaktan ama duyuyoruz. Değil mi, siz duyabiliyor musunuz? Serdar Bey. Biraz geliyor, evet. Siz beni görebiliyor. Şimdi görebiliyorum. Evet. Sizi göremiyoruz. Çok. Derinden geliyor ses. Bir saniye. Evet, biraz derinden geliyor sesiniz. Şu an duyabiliyor musunuz? Hem görüyoruz hem de duyuyoruz gibi şu an. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Merhaba Mehmet. Sağolunuz. Birkaç yıl önce Cem Arıcı kitabı için görüşmüştük sizinle. Ben tam duyamıyorum. Şey geliyor böyle kupuk kupuk. Birkaç yıl önce Cem Arıcı kitabı için görüşmüştük sizinle. Birkaç yıl önce bir Cem Karaca kitabı için görüşmüştük sizle dedi galiba. Ve şimdi kitabı da gösteriyor. Ha, öyle mi? Eyvallah. Tamam. Soruları cevaplayabilmiş olduğunuz sebebi bu zaten. Yani doğrudan benim çalışma aldığım sayılır aslında. Moğol'da, Cem Karaca, Anadolu'da. Evet. Seste biraz problem var ama soruları cevaplayabilir. Ben de Türkçeden Türkçe'ye tercüme gibi oldu. Evet, bir daha söyler misin gene? Ya bu kitap aracılığıyla soruları doğru cevaplayabildiğini belirtti Mehmet Bey. Kitabın yazarı kendisi. Tebrikler, kutlarım seni. Biz memnun olduk. Yayına katıldığınız için teşekkür ederiz çok. Teşekkürler. Hadi sevgiler, hoşça kal. Sağ olun. Başka katılmak isteyen varsa da chat bölümüne yazarsa ilerleyen sorularda belki yayına alırız. İsterseniz devam edelim. Evet, devam edelim. Bir gelecek sorumuz film üzerine. Evet. Aşağıdaki filmlerden hangisinin müzikleri Cahit Bey'e ait değildir? Evet. Bunu da çoğunluk bildi. Batuhan Aktaş bilememiş. Batuhan Aktaş bilememiş. Yayına da katılmak istiyormuş. Aynı zamanda şey yapmış. Tanıyor musunuz Batuhan Aktaş'ı? Sonra onu da bağlarız. Acaba
İşte Batuhan kaç yaşında acaba? O da yani çünkü çok genç ise bir geçmiş dönemin şeysi çalışmaları onlar. Devam etsen abi. Tamam. Batuhan yazar şimdi bize kaç yaşında olduğunu. Benim yeğenim de katılmış. Ozan benim yeğenim Ozan da şey yapmak istiyor. Katılmak istiyor. Ozan'la da konuşalım. Tamam, istiyorsanız bir iki soru daha alalım. Devam edelim. Birkaç soru daha sorayım ben. Tamam. 2008 sonunda Moğollara katılan ve halen grupta akustik gitar çalıp şarkı söyleyen vokalist kimdir? Hadi bakalım, bunu biliyor musunuz? Cahit abinin Yadigar'ı. Yok, Yadigar ne derler? Yadigar mı derler Cahit abi? Evet, babadan. Babadan Yadigar. Kopya verdim. Oo, %100. Tabii ki. Evet, Emrah'a da buradan bir selam söyleyelim. Evet, alalım mı konuk? Şimdi bir tane sesli şarkımız var. İstiyorsanız onu yapalım. Ondan sonra Batuhan da yazmış, ben de katılmak istiyorum. Ottülü 20 yaşında bir öğrenciyim diye. Tamam. Kısa görüş konuşalım. Okey, şimdi bir şarkı dinleyeceğiz ve bu şarkıyı parçanın hangi parça olduğunu bileceğiz Moğollardan. Çalıyoruz. Dinlediğimiz şarkının adı nedir? Aa, bunu da çok bilen oldu. Evet. Dinle gari. İstiyorsanız hızlı iki kişiyi alalım yayına. Evet. Hem Batuhan katılmak istiyordu, hem de Özgür Aşkın isimli arkadaşımız katılmak istemiş. Batuhan'ı bağlıyorum. Siz bu arada bir şey söylemek isterseniz şarkıyla ilgili. Batuhan Ottülü 20 yaşında genç bir arkadaşımız. Ama iyi gidiyor. Biraz bir böyle bağlanırken ilk on. Merhaba Batuhan. Merhaba. Bir şey soracağım. Bu sene mi girdin yani Ottü'ye? Hayır. Bir buçuk yani ikinci yılımda. Konserde geçen yıl konserde en önde seyretmiştim konserinizi. sizin gözyaşlarınız benim de gözyaşlarımla sonuçlanmıştı. Büyük bir hayranınızım. Ya canım benim, sağ ol. Ama gerçekten şey, muhteşem bir konserdi. Yani Serdar, bak şimdi hayır, bunu bir bilebilsen, biz onu şeyde internette de paylaştık. Oradan bizim şeyin Serhat ve Kemal arkadan çekmişler şeyi, o konser. ODTÜ'nün konser yaptığımız alanı, o meşhur devrim yazısının yazılı, evet, olduğu, türbünün olduğu bölüm böyle. Bir de işte çim saha, önü, arkası, her tarafı dolu. İşte bu şeyin Dinlever Gari'nin nakarat bölümünde. Aynen. Tıklamıştık hep beraber. Yani gerçekten aynen, anlatamıyorum. Ya anlatılması zor bir şey, bunu görmek lazım. Ve ben tutamadım ya, gözyaşlarım aktı ya, dedim bu ne bir güzellik. Bu arada benim büyük bir idolümsün. Senin Les Paul'undan kaynaklanarak Les Paul aldım kendime. Oo, iyi. Ne zamandır çalıyorsun? Les Paul'u da buradan almıştım. Ben bir yıldır çalmaya çalışıyorum. Hmm. Tabii yani büyük bir Moğollar hayranıyım gerçekten. Hani beni arkadaşım bu arada söyledi, dedi sen birçok soruyu bilirsin falan. Bazı sorularda karışıklık oldu. Ama karışıklık olan soruda da fark edildim. Yanlış
yanlış şeye bastığım için yanlış yaptım. Sonra böyle bir şeye vesile oldum. Hangi bölümde okuyorsun Batuhan? Aynı zamanda Kadıköy'üm. Ben makine mühendisiyim. Makine. Sen de şimdi çok sağlam matematik, çok sağlam matematik de vardır. O gitarı çabuk çözmüşsündür sen. Bu arada Cahit abi, İstanbul Kadıköy'lüyüm. Şu anda da evimde, elimin yanında. Kopuk geliyor sesin. Evet, süper. Çok geliyor. Süper. Renk kattı Batuhan'da. İstiyorsanız hızlıca devam edelim o zaman. Çünkü anlamıyoruz. Şeyi de bir de Özgür Aşkın bekliyordu sırada. Batuhan'a bay bay derken Özgür'ü de alalım yine. Görüşmek üzere. Özgür geldi. Merhaba Özgür. Özgür'ün de güzel bir stat'tan resmi var. Şimdi sesi de gelecek. Merhabalar. Merhaba Özgür. Merhabalar, nasılsınız? Ya, teşekkürler, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir organizasyonu yapmanız çok iyi oldu. Yani evdeyiz sonuçta şu zamanlarda. Böyle aksiyon oluyor hiç olmazsa. Ben genç bir kardeş olarak... Eyvallah, böyle, eyvallah. Bayağı bir araştırdım. Serdar'a borçluyuz, Ahmet'e borçluyuz. Onlar düşünmüşler böyle bir güzelliği. Devam edecektir mutlaka. Sen de katılırsın artık. Buradan keyif aldıysan bu nasıl yarışma mı diyeyim, işte küçük bir yarışarak eğleniyoruz yani aslında. Yarışma devam edersin. Aynen öyle. Ben de Zeytin Rock Festivali'ne gelmiştim. Sizi orada dinlemiştim. Aynı zamanda fotoğraf da çekmiştim orada. Serkan abi, Serkan Fidan sayesinde. Eyvallah. Çok değerli gerçekten. Çok güzel bir öyle, ben de üniversiteye hazırlanıyorum. Lise son sınıfım. Ne güzel. Güzel. İnşallah bir şey bitsin. tekrar bir festivallerde buluşuruz. Evet, süper. Çok inşallah. Teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkürler. Hoşça kal. Sağ olun, teşekkürler. Başka sevgiler. Sevgiler. Arkadan kaynak yaptı beni. Sonra da selam sevgiler. Evet. 13. soruyu soruyorum. Bu soruda bir daha soru. Moğolların tüm konserlerinde çalınan Cahit Berkay'ın "Biz bu şarkıyı her konserimizde çalıyoruz ve çalmaya devam edeceğiz" diyerek anons ettiği şarkının adı nedir? Ya. Issızlığın ortasında. Evet, onu da birçok kişi bildi. Sen Cahit abi, bu şarkıyı ne için yazdığını da sen söyle istiyorsan. Bu şarkı benim yani ben çok bestem var benim, ama o zamana kadar, bu şarkıyı yazıncaya kadar ki bestelerim hepsi enstrümantaldi. Bu ilk sözü ve müziği bir arada çıkan bir parçadır. Bu Sivas katliamında, Madımak Oteli'nde katledilen o 33 canın 33 can kaybettiğimiz o olayda, daha doğrusu o olay beni öylesine etkiledi ki ki hala etkisindeyim, yani böyle unutulacak bir olay değil. Yani öyle bir geldiğimiz devir, yani bu devirde o insanlar orada nasıl yalnız kalabilirler? Ve de yalnız kalmak ötesinde canlarını kaybedebilir. Bunu benim aklım, hafızam almadı. O duygularla yazılmış bir parçadır. Ve de konserlerde de biz unutmadık, unutmayacağız ve daha önemlisi unutturmayacağız diye anons edip öyle çalıyoruz. Ve de tabii ki şu korona günleri bitsin, konserler başlasın, gene devam edeceğiz. Aynı şekilde. Çok güzel. Evet. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Hazır mıyız? 20 Ağustos 2018 tarihinde kaybettiğimiz müzisyen, ressam, yazar, çevirmen, illüstratör, ses mühendisi gibi birçok sıfata sahip Turgut Berkes
aşağıdaki hangi Moğollar şarkısının sözlerini yazmamıştır? Zor bir soru oldu galiba abi. Bir iki tane de zor olsun yani. Değil mi? Evet. Evet, ama belli zaten. Evet, lider ilk defa değişti. Atilla Güler Bey Batıkan'a kaptırdı liderliği şu anda. Evet. Evet, diğer soruya geçiyorum. Halbuki şeyden uyanabilir. Dümtek enstrümantal bir parça. Evet. Moğolların 2009 yılının Aralık ayında yayınlanan son albümünün ismi nedir? Hadi bakalım. Umut yolunu bulur. Evet, büyük çoğunluk bilmiş. Orada çoğunluk bildi. Şimdi ilginç bir soru var. Ben bunu bilmiyordum. Bakalım bilebilecekler mi? 90'lar Moğollar grubunun sahne teknisyenliğini yapan, şimdi zaman zaman Moğolların konserlerine konuk olan ünlü rock müzisyeni kimdir? Hadi bakalım. Evet. En son kendisini İzmir'de görmüştüm geçen sene. Ha, Ayko Cepkin. Evet. Bilmiyorum valla. Ama Ayko. Çok söyleşiyi de Ayko kendisi de söyler bunu. Öyle mi? Hadi biz de evet. Olmadığımız için oralarda kaçırıyoruz. Doğrudur. Demek sizin ses tekniğinizdi Ayko. O zaman bayağı... Evet, evet. Daha yani, o zaman şeydi yani talebeydi. Sahneden geliyor yani onun şeyi. Tam sahne yani. Daha o zaman şeydi, talebeydi. Hatta isim vermeden konuşayım. Hocası da benim arkadaşım şey demişti. Ulan demişti Ayko'ya torpil yapayım mı? Yap abi vallahi biri geçirmez adam bırakacak diye. öyle bir diyalog geçmişti aramızda. Güzel. Peki, şimdi bir sıralamadan bahsedeceğiz. Moğollar grubunun üyelerinin gruba katılma sıraları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğrudur? Evet. Vallahi bildiler. Evet. Aslında şey... Taner, Serhat, Emre ve Kemal Küçükbakkal. Kemal Küçükbakkal New York'tan önce galiba, değil mi? Çay'dan. Yoktu çünkü. Var mıydı? Hatırlamıyorum. Yok. Kemal en son. En son. Evet. Kemal en son. Çünkü Emrah katıldığı zaman gruba Engin yaşıyordu zaten. Evet. Yani Engin'den sonra Kemal katıldığı için... Nasıl? Kemal ne çalıyor? Kemal davul. Davul çalıyor. Ha tamam. O gelemedi ya, vize alamadı. Amerika vizesi alamayı. Doğru. Gelememişti. Ben o yüzden bilmiyorum. Tamam, şimdi oldu. Yani neyse. Vize için müracaat ediyor Kemal. Tabii o vize formunda şeyler var, sorular var. Diyorlar ki işte aylık kazancınız ne kadar diye bir şık var. O da oraya bayağı ciddi yüksek bir rakam söylüyor. Halbuki yani öyle bir rakam kazanmıyor tabii ki. Ona da birisi akıl vermiş öyle. Vize verenler de giriyorlar internete, bakıyorlar bu adam nedir. Oradan anlıyorlar ya bunun ne iş yaptığını ve o işi yapan kişinin ortalama kaç lira kazandığını biliyor insanlar. Dolayısıyla öyle bir nasıl gülsek mi ağlasak mı gelememişti. Çok üzüldü. Biz de üzüldük tabii ki. Peki. Şimdi yine evet bir parça dinleyeceğiz Moğollardan ve onun hangisi olduğunu bileceğiz. Ben de gittim bir gece.
Biraz kopyalı bir şarkı olmuş. Tam ucunda kestik. Tam ucunda kestik. Dinlediğiniz şarkının adı nedir diye. Yani. Evet. Hafif küçük bir ipucu oldu. Evet, bakalım. Nerede? Ay, Özgür. Tam duyamadı herhalde. Batıkan, Atilla Güler'i almıştık daha önce yine. İsterseniz yeni lider şu anda yani çok çekişmeli gidiyor. Batıkan Bey'i de alalım mı yayına? O da ben de bir sohbet etmek isterim demiş. Tamam. Sonra da ben bu Alageyik türküsüyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Lütfen. Alalım önce şeyi. Ha, peki geliyor şimdi kendisi. Ben Batuhan. Merhaba Batuhan. Batuhan sesin kapalı şu anda. Şu an sesim geliyor mu? Süper. Merhabalar. En güzel merhabalar. Ses seninki geldi ha. Teşekkürler Cahit Hocam. Nasılsınız? İyi, seni sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Eyvallah hocam. Nereden katılıyorsun? Ben İstanbul'dan. İstanbul'dayım. Aslında Cahit Hocam'la da çok sık görüşüyoruz konserlerden sonra, konserler sırasında. Belki hatırlar yani. O zamanlar gerçi saçım belime kadardı, sonradan kestim ama. Öyle mi? Evet. Dur bakayım. Biraz karanlık yüzün, tam net göremiyorum. Şöyle yok. Yani belli olmuyor muhtemelen de. Yani karanlıktan dolayı. Özellikle özellikle Kadıköy konserlerinde çok fazla görüşüyoruz. Taner abiyle olsun. Taner abiyle röportajlarımız var zaten bir sürü. Eyvallah. Şey olsaydı 23 Nisan'da çalacaktık şeyde. Evet, Kadıköy sahnede. Hem Engin Yörükoğlu'nun doğum günüydü. Onu kutlayıp Engin'i anacaktık. Fakat bu korona hikayesine bütün etkinlikler şey oldu tabii. İptal edildi. Evet, ben de bekliyordum. Sen de gelirdin yani. O yüzden söylüyorum. Bekliyordum. Maalesef bu süreç meydana geldi. Ama inşallah daha güzellerinde beraber buluşacağımıza inanıyorum. İnşallah. Umuyoruz. Hele sonbahardan sonra. Bekleriz. Tabii ki. Görüşeceğiz tekrar. Görüşmek üzere, evet. Özledik. Sevgiler, hoşça kal. Serdar. Böyle. Bu Alageyik türküsünü herhalde biz bütün albümlerde yaptık. Bütün albümlerin atıyorum şimdi kaç tane yaptık onu da tam hatırlamıyorum ama biz 8 tane yaptık. 8'inde de neredeyse bu Alageyik türküsünün bir yeni yorumunu mutlaka kullandık. Çünkü o da nereden dersen biz Moğolları kurduğumuz zaman bizim müzikal yolumuzu çizen en önemli neden Yaşar Kemal'in Üç Anadolu Efsanesi isimli bir kitapçığıdır. Küçük bir kitaptır. O Ağrı Dağı Efsanesi, Alageyik Destanı. O kitapta yer alan efsanelerden ve de Alageyik Destanı'nda zaten ben çocukluğumdan iki versiyonu vardır. İkisini de bilirim yani. Türkülerle büyüyen bir insan olduğum için. Yani o anlamda şimdi son Hollanda'da, Haarlem'de bu koronavirüs hikayesi çıkmadan Şubat ayında Haarlem'de ki bir stüdyoda, ki o stüdyo ta 1970'lerden kalma bir stüdyo. Ve içindeki cihazların tamamı analog. Sistemin ismi de şöyle, bir double long play kaydı yaptık orada. Bir direct to disk diye bir sistem. Atıyorum bir long play'in bir yüzüne 4 tane parça sığıyorsa o 4 tane parçayı peş peşe arada bir 5-10 saniyelik bir es verip peş peşe çalıyorsun. Ve de bu direkt kalıba kayıt yapılıyor. Atıyorum hepsini çaldın 4. parçada bir hata yaptın. O da olmayacak bir şey. Sadece o parçayı değil, hepsini birden yeni baştan çalıyorsun. Biz 4 gün stüdyoya kapandık. Böyle işte şeyde yani normal planlamada
Eylül'de çıkacak, yani sonbaharda çıkacak. Bizim menajer Fidan da şey dedi, eğer yanılmıyorsam, bu yarışmada evet, birinci olacak olan arkadaşa da bunu biz imzalısını şey yapacağız, göndereceğiz, takdim edeceğiz. Alagelik Destanı bu albümde de var. Çok değişik bir versiyonu. Güzel. Evet, devam ediyoruz o zaman. İki sorumuz mu kaldı? Son iki soruya geldik artık. Gayet de çekişmeli. Yani şu an kazanma ihtimali olan dört kişi var. Dört kişi. Hadi bakalım. Evet, bu soru Drom'dan bir soru. Moğollar grubunun Drom'daki ilk ve tek konseri ne zaman gerçekleşti? İkinci konseri full kadro değildi çünkü. İlk konserdi Moğollar konseri. Doğrudur. Onun tarihini bilebilecek miyiz bakalım? Biz hatırlayamadık. Tiyoyu şeyin başında vermiştin zaten. Evet. Hatırlayamadık ama tarihini. Şimdi hatırlayacağız. Bak, Eylül. Evet. 2013'ü hatırlamıştım da Eylül'ü hatırlamamıştım. Evet. Bilen var mı bunu? Bayağı yarı yarıya bilinmiş. Yarı yarıya bilinmiş. Şimdi son soruya geçeceğiz. Moğolların Bir Şey Yapmalı klibinde oynayan Bizimkiler dizisindeki katil karakteriyle tanıdığımız 2009 yılında kaybettiğimiz tiyatro oyuncusunun ismi nedir? Aykut Oray. Tamam bildi. Evet. Yani ışıklar içinde yatsın. O klibin de şöyle bir hikayesi var. Şimdi Çiçek var bizim sinema oyuncuları, tiyatro oyuncuları, işte yazarları. Yani o sektörle ilgili kişilerin müdavimi olduğu bir şey. Çiçek var. Üç yani, tane evet. Şey var, değil mi? Sinema Sevenler Derneği. Yani öyle geçer tabii. Arif abinin mekan. Şimdi ben de işte hep oraya giderim işte. İşte hepsi de arkadaşım benim, oyuncuların büyük çoğunluğu. Çok yakın dostluğumuz, arkadaşlığımız var. İşte böyle bir klip çekeceğiz. Ne yapalım, ne yapalım? Şimdi gece çekileceği için klip şey... İşte onlar da Çiçek Bağır'da oturuyorlar, işte içkilerini içiyorlar, sohbet ediyorlar. Onları oradan klibin çekileceği yerde kağıthanede eski bir şey fabrikası, bir fabrikanın iskeletleri onun içinde çekilecek. Dedim ya bu şeyi, bunları nasıl ikna edeceğim? 40-50 şerak aldık. İşte 3-4 tane bu işin servisini yapacak arkadaş. Çiçek para oraya taşımıştık. Rahmetli Aykut da öyle geldi. Daha kaç isim daha vardı. Sağ olsunlar. Yani bir net borçluyuz ama Aykut da çok genç, kaybettik. Mekanı cennet olsun. Böyle biz barı taşımıştık. Onu demek istedim. Evet. Moğollar hakikaten Türkiye tarihinin en önemli gruplarından biri. Ben çok mutlu olmuştum Moğollar konserini yaptığımızda Drom'da. Hatta çok ilginç bir şey söylemek isterim. Sayısız konser yaptık son, yani 12 senedir. O geceki konseri hiç unutmuyorum. Bizim menajerimiz Hülya yanıma geldi. Ya Serdar Bey dedi, içeride herkes İngilizce konuşuyor dedi. Dedim ne oldu, niye şaşırdın? Ya dedi, Türk'ten çok Amerikalı var içeride dedi bu konsere, yani Türk konserine gel dedim. Yani Moğollar Amerika'da takip eden işte Türk Anadolu şey müziğini, Anadolu rock'ını, Turkish psychedelic müzik diye takip o kadar insan var ki Moğollar deyince bunların hepsi üşüştüler buraya. Çok şaşırmıştı bizim Hülya, hiç unutmam onu. Çok nadir olan bir şeydir. Ben de paylaşmıştın onu, hatırlıyorum. Ben de şaşırmıştım evet. Böyle bu kadar Amerikalı'nın katılması. Fakat o ilk konsere katıldı. İlk konserde de... Şimdi evet, kesiyorum lafını ama... Ben, yok esaf. Sen bir anı anlatacaksın, ben de onu diyecektim. Bize öyle anlatmak istediğin bir şeyin var mı? Bir güzel böyle bir anı... Ya şeyde, Drom'da ilk konser...
Yani işte benim biraz İngilizcem var yani ne kadar konuşuyoruz just a little bit diyebileceğin bir seviyede İngilizcem var. Eğer hatırlarsan bütün konseri İngilizce anons etmiştim ben de. Arada bir kelime bizim Serhat çok iyi bilir. Ya Serhat şu ne demekti falan diyeyim. Serhat'tan tüy olduk diye devam etmiştim böyle. İyice Serhat ama kafayı bulunca oldu o. Evet. Yarışmamızın birincisi kim oldu şimdi bakalım? Atilla Güler. Atilla Güler birinci oldu. Son isterseniz tabloya bakalım. Evet, tebrik ediyoruz. Yani çok onu almıştık yayına bir daha alabiliriz istiyorsanız. Ama şey yani 20'de 19'luk bir performansla kazandı. Arkasında da 20'de 18 yapan 3 isim var. Vatikan var, Ömer var. Evet, güzel. Peki süremizi doldurduk mu? Bir saati geçtik. Evet, süremizi doldurduk galiba. Umut Durmaz ve Ozan görüşmek istiyor. İstersen onları da kısa alalım ve bitirelim mi Cahit abi? Sen nasıl? Tamam. Tamam, nasıl Ömer istersen. Güngör de şey yapmıştı. Bu arada yorumlarda gelmiş. Yani bu yüksek başarılı elde edenlerin yaşlarının genç olmasıyla ilgili de yorum yapmışlar. Bu Moğolların zamansızlığını da herhalde şey yapıyor, gösteriyor. Gene üst sıralardaki Ömer Güngör 38 yaşındaymış. Zonguldak'tan katılmış. O da katılmak istemiş. Bağlıyorum şimdi Ömer Bey'i yayına. Evet, kısa kısa alalım. Kısa kısa alalım ve sonra da tamamlayalım isterseniz. Hatta böyle sırayla davet edeceğim. Yavaş yavaş buyurun. Tamam, Ömer bağlandı. Merhabalar. Merhaba Ömer, hoş geldin. Merhaba Cahit abi, hoş bulduk. Cahit abi, ben 96 yılından beri Moğolları takip ediyorum. Lise dönemindeydim o dönem. İlk konseri de 2003 yılında, 31 Mayıs'ta sizin 10. yılınıza tekrar ikinci kez birleşmenizden sonra 10. yıl konser olmuş Cafer Aspor sonunda. Bulutluluk özlemiyle beraber. Orada dinlemiştim. Daha sonra yine aynı yıl barışarak, sonra Şaf'ta, Eskişehir'de, farklı yerlerde birçok kez sizleri dinleme fırsatı buldum. Şu anda seninle konuşuyor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Epey de heyecanlıyım. Ecelim benim. Ya sizleri ben çok de seviyorum ben. Sağ ol. Engin, rahmetli Engin abi, Taner abi, sen, Serhat abi. Yani ben de bunları duymak bizim için de büyük bir keyif. Yani ben de mutlu oluyorum. Bizim çocuklar da takip ediyordur herhalde. Onlar da mutlu olmuşlardır. Onların adına söyleyebilirim. İnşallah o zaman şu korona hikayesini atlattıktan sonra tekrar buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olun. Sevgiler. Ömer. Son olarak bir de Yeli Mutku'yu alalım. O da şey yapmıştı. İsterseniz. Yeli. Hayat abi. Merhaba, merhaba. Bak Yeli'yi iyi tanırım. Nasılsın? Böyle bak nereden Amerika, New York üzerinden görüşebiliyoruz. Teknolojiye bak. Ya çocuğu yuttuk. O arada iki tane soru geçti gitti. Sağ ol. Öyle mi? Yani sende şey sekmez yani. Estağfurullah. Bilgiler, bak senin olduğunu bilmiyordum. Estağfurullah. Hoş geldin. Ya bu arada çok teşekkür ederim Serdar Hocam'a bize bir imkan sağladığı için. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Son ayıp olmasın bir de Gökhan Şen. Görüşmek üzere Yeli. Hoşça kal. Selam ederiz. Bay bay. Evet, ondan sonra da Gökhan Bey'le de sonra da sizi dinleyelim. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ahmet. Gökhan. Merhaba Gökhan. Merhaba Cahit abi. Alayım mı? Nasılsınız? Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Evet. Çok güzel bir yarışmaydı. Tamam. Çok güzel bir yarışmaydı. Sizin de çok büyük hayranınızım. Sizinle böyle karşılıklı konuşmak, görüşmek hayalimde. Hiç karşılaşmadık, tanışmadık daha önce. Ama konserlerinizde bulundum. Zeytinli'deki festivalde, Kuşadası festivallerinde, İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda,
Gerçekten sizi ve grup arkadaşlarınızı çok seviyorum. Yaptığınız müziğe de çok büyük saygı. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bunları duymak bizim için de büyük mutluluk. Teşekkürler. İnşallah şey görüşmek üzere. Tekrar buluşmak üzere. Son bir şey sormak istiyorum Cahit Adem'le. Bir albüm çalışması içerisindesiniz. Onun hakkında bilgi verebilir misiniz? O albüm çalışması bitti zaten. Onu hazırladık. Ve onu şeyde Hollanda'da, Harlem'de bir stüdyoda yaptık şeyini, kaydını. Ama daha tanıtım ile ilgili bir şeye girişmediğimiz için büyük ihtimalle işte sonbaharda, Eylül'de çıkacak. Ama yani şu an çok içeriğiyle ilgili detay pek vermek istemiyorum. Anladım. Ya double bir albüm olacak. Yani biz bir double albüm kaydı yaptık yani iki tane ama ya teker teker çıkartacak firma veyahut tam double çıkartacak. Fakat önemli tarafı tamamıyla şey dijital, en ufak dijital bir şey yok. İçinde bir oynama yok. Tamamıyla analog bir kayıt. O yüzden özellikle plak olarak dinlediğim zaman sound muhteşem. Yani muhteşem bir sound oldu. Yani neyse tam hi-fi derler ya. O fidel orijinaline sadık ses dediğimiz olay tam hi-fi yani. Ama Eylül'ü biraz bekleyeceksin. Tamam? Sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sevgiler. Sevgiler. Hoşça kal. Evet, Ozan mı kaldı? Öyle mi? Ozan peki alıyorum. Ozan İlhan. Ondan sonra da siz artık Ozan İlhan'ı da davet ettik. Ozan da benim yeğenim Cahit abi. Süper. O da İstanbul'dan katılıyor. Caddebostan'dan. Ama ne oldu? Herhalde şey bir kamerasını açacak ve sesini duyuyor muyuz o zaman? Geldi. Selam. İyidir amcacığım. Merhaba, nasılsınız? Valla dur önce şey Konuş dayı, sana. Dayı mı? Yok amcam. Amca, eyvallah. Amcam. Amcacığım geçmiş olsun bu arada. Buradan konuşmak isabet oldu. Evet. Selam. Cahit abi selam. Merhaba Ozan. Merhaba. Cahit abiyle biz eski komşuyuz bu arada amca. Kürtelaş'tan mı? Nereden biliyorsunuz? TomTom'da sizin alt barınızı işletiyordum ben bir dönem. Hatırlar mısınız? Sene 2000'ler ama. Bayağı o zamanlar akşamları selamlaşırdık, oturduk ederdik ama çok uzun zaman geçti tabii üstünde. Dur hangi şey? Bizim kulüpten mi? Nerede? Ara kafenin az aşağısında Gaya Bar vardı bir dönem ama çok eski. Tamam bizim Engin oturuyordu orada. Fıratlar vardı hatırlar mısınız? Bizim rahmetli Engin oturuyordu orada. Engin'in evi vardı. Biz Engin'e gelirdik oradan inerdik aşağıya. Doğru çok gelip giderdiniz karşılaşıp oturmuşluğumuz vardır. Tezahürat güzel oldu. İşte. Eyvallah. Bu arada çok güzel olmuş. Biz çok keyif aldık. Teşekkür ederiz amcacığım. Merhaba Suzan. Merhaba. Merhabalar. Çok güzeldi. Çok keyif aldık. Evet katılın hep böyle görüşelim. 3 tane daha var şimdi peş peşe. Yarın öbür gün. Pazartesi. Evet onu da anons edeyim ben bu arada. Yarın bu akşamlar var. Öbür gün Grip'in bütün grup olarak var. Ondan sonra da Demirkan var. Sonra da devamı gelecek inşallah. Hazırlıyoruz. Umarım Cahit abiyle açtık. Cahit abiye çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Cahit abi çok seviyoruz sizi bu arada. Tesadüf oldu. Çok uzun zaman olmuştu görmeyeli yüzünüzü. Eyvallah. Tanıyabildin mi sakallı böyle? Ya, çok değişmemişsiniz. Ben nasıl söyleyeyim. Siz zor tanışsınız da siz değişmemişsiniz. Yok şey yapacağım. Keseceğim canım. Böyle bir deneme yaptık. Bence gayet yakışmış. Eyvallah. Belki de kalır bilmiyorum ama göreceğiz bakalım. Çok memnun oldum. Görüşürüz herkese. Hoşçakalın sevgiler. Hoşçakalın. Evet Cahit abicim. Çok teşekkür ediyorum. Serdar'cığım ben teşekkür ederim. Keyifli oldu. Evet çok güzel oldu. Yani bir sürü şey öğrendik. Sohbet ettik. İnşallah daha katılım
daha çoğalır. Daha ilk tamam. olduğu için. Eminim olacak. Sonra seni tekrar çağıracağız yine. Program daha yapacağız ileride. Seve seve. Seve seve. Ben de takip edeceğim zaten. Evet. Yarın yapamam da ama ondan sonrasını tamam. takip ederim. Tamam. Seni de tamam. yarışmacı olarak alalım birkaçını. Olur, olur. Hakikaten olur. Sonuncu falan olurmuşum. Yok canım. Teşekkürler. Ahmet sana da teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok keyifliydi. Oradaki dostlara, arkadaşlara hepsine selam, sevgiler. Özellikle benim Fenerbahçeli arkadaşımı görüyor musun? Ben de Fenerbahçeliyim de. Fenerbahçeli. Eyvallah. Eyvallah. Şey... arabasının plakası FB'in. Benim ortağım katılamadı, o da katılacaktı da. Çok selam sevgiler bütün dostlara. Tamam, söyleyeceğim. Görüşmek üzere Serdar'cığım. Ahmet kardeş, ben de çok memnun oldum. Teşekkürler. İnşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle. Bay bay. Siz kapatıyorsunuz değil mi? Evet, kapatıyorum.